Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Çınar ile ilgilenen Dilan'ın bir şeyler hatırladığını ve hemen soluğu Baran'ın yanında aldığını görüyoruz. Dilan'ın Hasan'ı vurduğuna dair bir şey hatırlayacağını sanmıyorum. Peki Dilan'ın soluğu Baran'ın yanında almasına neden olan şey sizce ne çıkabilir? Analizimize geçmeden önce Baran'ın hapiste de olsa Dilan'ı koruyacağını söylemesi gerçekten çok güzeldi diyorsanız ve ayrıca umarım Dilan Hasan'ı vuran kişinin Hacer olduğunu görmüştür diyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Ayrıca Dilan ile Baran aşkı için yorumlara bolca kalp, Miran için ise kocaman bir nazar boncuğu emojisi atarsanız çok sevinirim. Yeni bölümde Dilan'ın Baran ile vedalaştığı sahne gerçekten bizleri çok ağlatacak gibi görünüyor. Gerçekten de Baran'ın gerekirse hapis yatarım hatta senin için ölürüm ama seni korumak için elimden gelen her şeyi yaparım demesinden anlaşılan o ki Dilan Hasan'ı vuran kişinin kendisi olduğunu ve Baran'ın da kendisini korumak için suçu üstlendiğini düşünüyor. Ancak bizler biliyoruz ki o esnada Hasan yurt dışına kaçabilmek için paraya ihtiyacı olduğundan Hacer'in para getirmesini ve kendisine yardım etmesini bekliyordu. Ancak Hacer pisliği bir başka pislik olan Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım etmek yerine alnının ortasından vurarak onu bu dertten temelli kurtarmayı tercih etti. Hasan'ın ülke değiştirmesine gerek bile kalmadı, Hasan artık gözleri açık bir şekilde ölerek toprağın altına girmiş oldu. Yaptığın bütün kötülüklerden ötürü böyle bir ölümü çoktan hak etmiştin Hasan, ne diyelim, ateşin bol olsun. Ama gider ayak yine Baran'ın başına bela açmayı başardın. Ne diyelim sana, öldüğün halde Dilan ile Baran'ı rahat bırakmıyorsun. Senin ölün bile Baran'ın başına kaldı ve Baran seni öldüren kişinin Dilan olduğunu sandığı için tüm suçu üstlendi ve hapse girdi. Normalde Dilan zaten kendisini korumak için Hasan'a ateş etmeye çalışmıştı. Yani Hasan'ı öldüren kişi Dilan olsa bile emin olun ceza almadan rahatlıkla çıkardı. Bence Baran'ın suçu üstlenip hapse girmesinin tek bir nedeni olabilir arkadaşlar. O da yüksek ihtimal Akif ile Baran, kazaya sebep olan kamyonun şoförü olduğunu iddia eden ve bundan 5 sene önce Miran'ın kaçırılmasına neden olan o kazayı üstlenen İsmet'e dair birkaç bilgiye ulaşmış olabilir. Hatırlarsanız Ceyda'nın üvey abisi İsmet kazayı üstlenmiş ve hapis yatıyordu. Tarık hatta onu hapisteyken tehdit etmiş ve eğer bir kişiye bile en ufak bir şey anlatacak olursan seni yaşatmam demişti. Baran da tam olarak İsmet'in o gün kaza ile ilgili ne bildiğini bizzat kendi ağzından öğrenebilmek için hapse girmeyi göze almış olabilir. Yoksa Baran A'yı hapse atmaya kimin gücü yetebilir arkadaşlar? Kesinlikle Baran'ın gerçekleri ortaya çıkartabilmek ve Miran'ı kaçıran kadının kim olduğunu öğrenebilmek için hapse girmeyi kabul etmiş olmalı. Pislik Hacer Dilan'ı yeniden delirtmeye çalışsa da, Dilan sadece bir el ateş ettiğini hatırlayacaktır. Baran ise iki el atış sesi duyduğundan emin olduğunu, ikinci kişinin kim olduğunu ortaya çıkartabilmek için hapse girmesi gerektiğini söyleyecektir. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.